Evet sevgili izleyiciler, milli mücadelemizin 102. yılında başarılı sporcularımızı ağırlıyoruz dedik gün ortasına. Bugün milli tekvandocumuz, adeta madalya koleksiyonu yapan bir sporcumuz, başarılı bir isim bizlerle birlikte. Sevgili Hatice Kübra İlgin bu dilimde. Sevgili Hatice, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyoruz. İyi ki geldiniz gün ortasına. Bir yandan da olimpiyatlara hazırlanıyorsunuz. Kamptasınız değil mi şu anda? Evet, şu an kamptayız Antalya'da. Peki nasıl gidiyor hazırlıklar? Yaklaşık, kısaca bahsedelim mi? Yani evet, 2-3 aydır sürekli kamptayız. Tabii bundan önce de kamplarımız oluyordu ama bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle işte gerek kamplarımız gerek işte salonlarımız kapatılmıştı. Bu yüzden aslında biraz zorluk çekiyorduk. Ama şu an olimpiyatlara çok az bir süre kaldı ve sürekli kamptayız. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. İnşallah olimpiyatlarda da istediğimiz sonucu alabiliriz. Sizden bekliyoruz. Birçok başarı elde ettiniz ama şöyle devam edelim mi? 19 Mayıs anlamı her geçen gün artıyor. Bu zafere giden yolda 19 Mayıs'ın önemini bir de sizden dinleyelim mi? Atatürk'ün biz gençlere ve sporculara armağan ettiği bu bayram özellikle gençler ve sporcular için gerçekten çok önemli ve bizler için aslında ileri görebilmemiz için bize örnek olabilecek şekilde böyle bir bayram armağan ettiği için kendimizi değerli hissediyoruz. Biz milli sporcular da bu bayramı hem bizlere hem de bizden sonra gelecek yeni nesile örnek olması açısından coşkuyla her sene kutlayacağız. İlgileniyorsunuz, milli bir sporcusunuz ama kariyerinize giden o uzun yoldan biraz bahsedelim mi? Kaç yaşına başladınız ve bugüne kadar gelen yolda neler yaşadınız? Şöyle söyleyeyim, şu an 28 yaşındayım. Ben 16-17 yıldır tekvando branşıyla uğraşıyorum. Tabii ki bu seviyeye gelmem bu kadar kolay olmadı. Çok zorluklardan geçtim. Önceden bu kadar iyi imkanlar yoktu aslında. İşte gerek spor salonları, gerek maçlara gidilecek maddi imkanlar sağlanmıyordu ve biz sokaklarda antrenman yapıyorduk, dışarıda antrenman yapıyorduk. Hani şu an bizim mesela minder dediğimiz, tatemi dediğimiz bir yerde kullandığımız malzeme var ama eskiden bu da yoktu. Biz işte ayağımızın altı yarılıyordu. Çünkü çıplak ayakla yapılıyor tekvando. Çok zorluklardan geçtim işte ama çok şükür bu seviyeye geldim. Birçok başarı elde ettim. 2017 yani 2013 yılında Akdeniz oyunlarında ikinci, Ümitler Avrupa üçüncülüğü. Ama olimpiyatlara tam olarak ben varım dediğim sene 2017 oldu. 2017'de büyüklerde dünya ikinciliği kazandım. Daha sonra Grand Prix'lerde şampiyon oldum. İşte son iki olimpiyat şampiyonunu iki defa yendim. Ardından 2019'un son 4 Grand Prix'sinde madalya alan tek Türk tekvandocu olarak da tarihe geçtim. Ve birçok başarı imza attım. En son Avrupa ikincisi oldum büyüklerde bu yıl. Orada da olimpiyat şampiyonuyla başa baş giden mücadelemde final maçında yenildim. Diliyorum olimpiyatlarda finalde altın madalya benim olur. İnşallah diyoruz. Biz de bu mutlu haberi bekliyoruz sevgili Hatice. Şimdi başarıya giden yoldan bahsedelim biraz da. Evet, bir gününüz nasıl geçiyor? Öncelikle nasıl hazırlanıyorsunuz? Biz aslında şöyle, ben haftanın her günü antrenman yapıyorum. Dinlenme imkanımız gerçekten yok. Hani pandemiden önce de böyleydi aslında. Bizim sosyal yaşantımız yok denilecek kadar az. Çünkü işte antrenman yapmak zorundasın. Antrenmandan önce dinlenmek zorundasın. Antrenmandan sonra zaten yorgun oluyorsun ve hani dışarıya çıkayım, gezeyim, arkadaşlarımla beraber vakit geçireyim gibi bir imkanın yok. Benim işim şu an tekvando ve ben işime aşığım. Bunu da en iyi şekilde yapmak zorundayım. Çünkü belli hedeflerim var ve beni örnek alan milyonlarca genç var. Onlara da birer rol model olabilmek için en iyi şekilde kendimi temsil etmek, ülkemi temsil etmek ve aslında benden sonra gelecek nesli temsil etmek zorundayım. Bu yüzden günün her yani her günümüz antrenmanla geçiyor denebilir. İşte çift antrenman yaptığımız günler zaten diğer antrenmana kadar dinlenmek zorundasın ki o antrenmanı da iyi bir şekilde geçirebilir. Daha sonra akşam yemeği diyoruz, tekrar odalarımıza geçip işte gerek kitap okuyoruz, işte televizyon izliyoruz, film izliyoruz ama tüm gün rutin olarak böyle geçiyor. Yani hiç pazar günü boş bir gün yok. İhtimal dinlenme şansı. Aynen. Pazar günü oluyor. Onda da zaten yine dediğim gibi işte pandemiden dolayı da zaten otelden çıkmıyoruz. Doğru. Hep böyle odadayız. Peki şimdi 2 yıldır pandemiyle de mücadele ediyoruz. Bir değişiklik oldu mu sizin hayatınızda da? Hem bundan sonraki mücadeleler açısından hem bulunduğunuz ortam hem de antrenmanlar açısından farklılıklar nelerdir?
Yani ilk pandemi çıktığı zaman bildiğin üzere hep herkese yasak vardı ve biz işte spor salonlarımız kapatıldı, antrenman yapacak yerimiz yoktu. Ben mesela evimin üst katında, çatı katında bir yer ayarladım, orada antrenman yapıyordum. İşte kum torbası falan koydum, işte ip atlayabileceğim, parkur yapabileceğim bir alan hazırladım kendime ve böyle çalıştım. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızın olimpik sporculara bir imkan sağladı ve salonlara kullanım izni verdi. Biz orada çalışmalarımıza devam ettik. Ama dediğim gibi şimdi ne maçların zevki var, işte tribünler seyircisiz, işte bir hani aslında birebir hakem sen ve karşında bir sporcu var beraber, sanki böyle hani heyecan bile yok aslında eskisi gibi. Hani o maça gidiyoruz, maçta işte Covid testi oluyoruz, işte her gün Covid testi olmak zorundasın, otelden çıkamıyorsun, yasak var. Tabii. Yani eski zevk yok ama biz de tabii tüm dünya bununla mücadele ediyor, biz de mücadele etmek zorundayız. Bu süreci en iyi şekilde atlatıp işte inşallah tüm milli takım olarak tüm Türkiye'deki olimpiyata katılacak sporcularla beraber bu süreci en iyi şekilde İnşallah. atlatırız. Evet, en kısa zamanda atlatmak dileğiyle mücadele devam ediyor pandemiyle, ama şunu da sormak isterim. Şimdi birçok branş var. Sizin yaptığınız sporun diğer branşlardan farkları nelerdir? Eksi ve artıları nelerdir? Yani tekvando biraz daha sert bir spor. Özellikle şöyle kadınların yapabileceği bir spor gibi görünmüyor aslında. Ben ilk tekvandoya başladığım zaman da etrafımdan çok aslında tepki aldım. İşte sen kız çocuğusun, ne işin var senin tekvando branşında? İşte bu erkek sporu. Hani ne yapacaksın gidip de deyip. Daha sonra ben başarılı oldukça benim etrafımda birçok yeğenimi, mesela özellikle akrabalarım tekvandoya yönlendirdi ve şu Örnek an oldunuz. Avrupa dünya dereceli bir spor, yani birkaç sporcu var salonumuzda. Ama dediğim gibi zor oldu benim için de. Sadece işte benim babam mesela futbol antrenörüydü. O yüzden beni tekvandoda destekledi. Ailem bana bu konuda çok iyi destek olduğu için ben belki de bu seviyeye geldim. Eğer ki bir destek olmasaydı, geri çekselerdi, ben de diğer arkadaşlarım gibi bırakabilirdim. Ya. Zamanla tabii ki işte tekvanda sakatlıklar oluyor. Eve işte alçıyla gidiyorum. Annem işte ilk zamanlar çok üzülüyor falan. Artık belli bir müddet sonra eve sağlam gelince şaşırıyordu annem. Zorlukları var ama tekvando bence bireysel sporlar arasında en zevkli. İzlenmesi de işte dövüşürken de en zevkli Çok spor. zor. Bir de birebirsiniz, aynen. Birebir dövüşüyoruz. Takım sporlarında şimdi şöyle herkes işte belli bir şey düşüyor. İşte herkesin bir görevi var. Ama tekvando da yenilirsen sen yeniliyorsun. Eğer ki bir şey yapamazsan yine de sen. Her şey sana yükleniyor. Yani orada tüm kader aslında benim ellerimde. O yüzden tekvando biraz daha zor diğer branşlara Ama göre. tabii şu da çok önemli değil mi? Bu başarıya giden yolda ailenin desteği, antrenörlerinizin size güvenmesi değil mi Hatice? Bu açıdan Evet. şunu da sormak isterim. Şimdi sizin bir röportajınızda okumuştum ben. Ayağınız sakatlanıyor değil mi? Bu noktada hem Evet. doktorunuzun hem antrenörünüzün size olan güveni, bağlılığı ve sizi çok kuvvetlendiriyor. Biraz bu başarı hikayenizi de anlatır mısınız? 2012 yılında Avrupa Şampiyonası'na gidecektim ve milli takımda bir sakatlık yaşadım. Arka kademde bir yırtık oldu. Şimdi Avrupa Şampiyonası var ve büyüklerde ilk yılım. İlk kez de Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. Çok heyecanlıyım ama sakatlığım nedeniyle kamptan ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü o halde dövüşemezdim. Ülkemi en iyi şekilde temsil edemezdim. Ve benim yerime yedek arkadaşım gitti. Daha sonra Bursa'ya geldiğimde falan çok ağlıyorum. İşte yaklaşık 1,5 iki aya yakın antrenman yapamadım. İşte antrenörüm de bana işte bak biz nerelerden nerelere geldik, ne seviyelerdeydik. Hani bu zorlukları birlikte aşacağız yine diyerek bana bir destek verdi. Elimden tuttu, beni kaldırdı. Daha sonra bir doktora gittik. Uludağ Üniversitesi'nde gerçekten çok iyi bir doktordu. Benle çok ilgilendi. 2 aya yakın tedavi gördüm ve daha sonra toparladım. Ardından girdiğim ilk seçmede de zaten milli takım seçmesini kazanarak Ümitler Avrupa Şampiyonası'na gittim. Orada da madalya aldım. Ama dediğim gibi bu yolda gerçekten aile ve antrenör desteği çok önemli. Seni sıfırdan alıp başlatan ve belli bir seviyeye getiren de antrenörün. Ama sana en büyük desteği de ailenin vermesi gerekiyor. Eğer ki bir çocuk gerçekten arkasında sağlam bir aileye sahipse her şeyi başarabilir. Başarısız olsa bile ailesi onunla her zaman gurur duymalı. Doğru. Peki yaptığınız sporun belli bir yaş kriteri var mı? Yani şu yaşta başlamalı, şu yaşta bitmeli diye diyebileceğiniz. Yani aslında bence yaşı yok ama başarılı olmak istiyorsa 8, 7, 8, 9 yaşlarında başlayabilir. Zaten daha küçük yaşlardakiler oyun amaçlı başlıyor. Yani bizim salonumuza da gelen çok sporcu var ama oyun amaçlı işte parkurlara falan eğleniyorlar ama yeterince tabii ki iyi olamıyorlar. 8-9 yaşından sonra da gerçekten bu sporu yapacaklarına inanıyorlar ki antrenörlerin zaten bu konuda bilgili olması gerekiyor. Yani yapabilecek sporcu ile yapamayacak sporcuyu ayırabilmeli yetenek seçimiyle beraber. Yaş sınırı yok. Yani istediğimiz yaşa kadar yapabiliriz. Yani ben de bayağı bir gitmek istiyorum açıkçası. 2 olimpiyat kadar. İnşallah. Yani bedenim, sağlığım, ruhum el verirse gerçekten
tekvandoyu sonuna kadar yapmak istiyorum. Çünkü Güzel. gerçekten çok seviyorum. Peki ülkemizde tekvando sporuna bakış açısı nedir? Artıları, eksileri ve yeterince destek görüyor musunuz? Ya önceden bence çok önemli ya da çok işte iyi bir spor ya da işte bazı aileler gerçekten şundan korkuyor aslında bence. Nedir? Sakatlık riskinden çok korkuyorlar. Hani sonuç olarak dövüş sporu ya çocuğuma bir şey olur işte sakat olur şurası böyle olur. Ya benim ailem de ilk başta annem daha çok öyleydi ama dediğim gibi sonra alışıyor. Bir de başarılı olunca bu sefer hiç umurunda olmuyor açıkçası yani sakatlanmışsın sonuç olarak dövüşüyorsun diyor. Yani parmağım mesela benim kırık yapacak bir şey yok diyor Hatice hani senin işin bu yani diyor. Yani her işin bir zorluğu var ya bu tekvandonun da zorluğu bu sakatlık zorluğu ama bunu da aşabiliyoruz. Ama dediğim gibi ya bunlar da çabuk atlatılacak şeyler. Sadece inanmak her şeyi yetiyor. Peki bu spora gönül vermek isteyenlere, tekvando sporunu sevenlere önerileriniz ve öncelikle ailelerine tabii nedir? Şöyle söyleyeyim biz mesela kadınlarda 4'te 4 olimpiyat kotası aldık ve bunu başaran tek ülkeyiz tüm Çok ülkeler güzel. arasında. Kadınların gücünü gösterdiğimizi düşünüyoruz açıkçası. Tekvandonun bir erkek sporu olmadığını kanıtladık. Ailelerden de ricam ne olursa olsun çocukların arkasında dursunlar. Başarısız olsa bile onlarla gurur duysunlar. Her zaman onunla destek olsunlar. Çünkü herkes başarılı olacak diye bir şey yok. Yani ben de başarısız olabilirdim ama ben vazgeçmedim, pes etmedim. Her zaman da ailem bana destek oldu bu konuda. Sporcu kardeşlerime de beni örnek almalarını diliyorum. Çünkü ben buraya çok büyük imkansızlıklar içinden geldim. Ki YouTube'da falan bazı Biraz yerlerde bahsedelim. Doğru. hayat hikayem var. Çok zorluk çektim gerçekten. Hani maddi imkansızlıklar da beni çok zorladı. Ama maneviyat çok önemliydi. Ben manevi destekle bence buraya kadar geldim. Ne olursa olsun pes etmesinler. Gerek sakatlıkları, işte başarısızlıkları. Ya Hatice abla yapmış, ben neden yapmayayım? Ya da başka bir sporcu arkadaşımız yapmış, neden ben de yapmayayım diye düşünsünler. Bizler örnek alsınlar ve asla vazgeçmesinler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz son olarak bizi izleyenler ve dinleyenler. Sizden son sözlerinizi duymak ister. Neler söylersiniz? Öncelikle hepimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Diliyorum ki olimpiyatlarda altın madalya kazanıp ülkemi bu sevince boğabileyim. Benim için dua edin ve diğer arkadaşlarım için de tabii ki. Diliyorum daha güzel günlerimiz olur ve bir an önce şu Covid'den kurtulabiliriz. Teşekkür ediyoruz sevgili Hatice. İyi ki katıldınız gün ortasına. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Olimpiyatlarda da o altın madalyayı alacağınıza inanıyoruz. Ve takipteyiz. Çok sağ olun. İyi Teşekkür çalışmalar. ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Milli Tekvandocumuz sevgili Hatice Kübra Ülgün bizlerle birlikte oldu efendim. Gün ortasına devam ediyoruz bültenimize. Cumhurbaşkanı